أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول من باب در فوائد خاموشي در فوائد خاموشي بابının bugün birinci dersini okuyoruz. Der bazen zayde gelir Farisi'de ama çok zaman fi manasına gelir. Yani sanki diyor hazel babu fi fevaidi sukut. Bak fi derden çıkıyor. Fevaid faidetunun cemidir. Zaten Arapçadır. Hamuşi sukut etmek demektir. Der fevaide hamuşi. Bu bab sükut etme faydaları hakkındadır. Bakalım sükut etmenin faydaları nelerdir? Ey birader gel tu hesti hak talep cüzbe fermane cüzbe fermane huda mekşayile. Ey birader, hani Türkçe birader diyoruz ya, bu Farisi bir kelimedir. Ey birader, ey kardeş, ger egerden muhafeftir. Hani biz Türkçe diyoruz ya, ger böyle olursa. Ger eger. Tu sen. Hesti. Hest aslında es demektir. O elif haya kalp oluyor. Ne olur? Hesti olur. Hestideki ya da hitap içindir. Ger eger tu sen hesti eger sen varsın. Ne varsın? Hak talep. Eger sen hak talep isen, yani hakkı talep edici isen, sen gaye hakkı talep etmek, hakkı bulmak ise, o zaman cüzbe fermane huda. Huda Allah demek. Ferman emir. Cüz gayr. Yani Allah-u Zülcelal'ın fermanın gayrisiyle mekşayi leb. Mekşayi. Açma. Leb dudaklarını. Yani ağzını açma. Yani Allah-u Zülcelal'ın emrini, zikrinden başka ağzını açma. Fuzuli şeylerle konuşma. Tekrar ediyorum. Ey harfi nedir? Nidadır, Arabidir. Birader ne demek? Kardeş demek. Ger manası aslı nedir? Eger. Tu ente. Hestinin aslı nedir? Es demek. Hak talep, yani sen hak talep isen, talebi, hakkı talep edici isen, yani ey kardeş, eğer sen hakkı talep edici isen, hakkı arıyor isen, cüz ne demek? Gayr. Ve ferman-ı huda, yani hudanın fermanından başka mekşay açma. Neyi açma? Leb. Leb, zazaca biz lev diyoruz. O da zazalar tarif etmiştir. Asli leb. Yani Allah-u Zülcelal'ın zikrinin gayrisiyle dudaklarını açma, ağzını açma. Yani daima Allah'ın fermanı neyse onu konuş, onun gayrisiyle konuşma. Mekşay'dır. Mekşay. Ama vezin için mekşayi leb diyoruz. Ey birader, ey kardeş, gel tu hesti hak talep. Yani ey birader, gel hak talep est. Eğer sen hak talep isen, bu est, hestin asli est'tir. Edatu rab'tir. Hak talebe mutalık. Ey birader, ger tu hak talep est. Eğer sen hakkı talep edici isen, cüzbe fermanı huda, Allah'ın hudanın fermanından başka, mekşay, açma leb, dudağını açma. Ey birader, ger tu hesti hak talep, cüzbe fermanı huda, mekşay leb. Bakın Osmanlıca okuyorum, Osmanlı'ya
Osmanlıca'ya dikkat edin. Ey karındaş. Osmanlıca karındaş. Hani karındaş yani ikimiz bir karının arkadaşıyız. Bir rahimden meydana gelmişiz. Ey karındaş. Yani ey karındaş yani arkadaş. Eğer sen Hak Teala Hazretlerini isteyici isen, eğer sen Hak Teala Hazretleri istiyor isen, Allahu Teala'nın emir ve fermanının gayriye, yani gayrisine dudak açma. Yani ridaye bariye muhalif olan kelimati lisanından sadır olmaya. Belki tilaveti Kur'an-ı Kerim ve zikrullah daima lisanından cereyan eden bunlar olsun. Hak talep vesfe terkibi olup Mevla-i Mutaali isteyici demektir. Hak talep Mevla-i Mutaali isteyici demektir. Hesti lefzinde olan hest esl manasındadır. Hani ben asli budur, o diyor manaları aynıdır. Demiyor hest, est, asli estir, kalp olmuş demiyor. Hest, est manasındadır. Ve yasi, hani hestideki ya, hitap içindir. Takdir-i ibare-i şerife, bu şerif ibarenin takdiri, ey birader, gel tu hak talebesti demek olur. Gel tu hak talebesti. İbaren takdiri budur. Cüz gayr manasına ve mekşay nehye hadir olmakla açma. Mekşay oradaki me edatu nedir? Nehdir. Ve leb dudak ki Arabi'de şeffet derler. Oldum. Bitti. Ey birader gel tu hesti hak talep cüzbe fermane huda mekşayi leb. Ger haberdari zahayye la yemut berdahane hud bine muhri sukut. Ger yine egerden muhafeftir. Eger haberdari eger sen haberdar isen kimden haberdar isen Zehayye la yemut. Zı ezin muhafefidir. Ez. Ez da min manasındadır. Yani ölmeyen hayden eğer haberdar isen ölmeyen hay kimdir? Allah'dır. Yani eğer sen Allahu Zülcelal'dan haberdar isen ondan haberin varsa berdehane hud hud yani kendi. Kendi ağzı üzerine ber burada ala manasındadır. Berdahane hud kendi ağzı üzerine bine bak ne yani da koy. Bine o bazı tadiyet içindir ve zaydedir. Yani ağzı üzerine bine koy muhre sükut. Sükut muhrini ağzını üzerine koy. Yani muhre benzeyen sükutu ağzının üzerine koy. Yani ne demek? Eğer Allah'tan haberin varsa, Allah'ın azabından, sevabından, cennetinden, cehenneminden haberdar isen, sükutu bir muhur gibi ağzına yapmışsın. Yani ne demek? Sükut et, konuşma. Tekrar ediyorum. Gel, eğer. Haberdari oradaki ya hitap içindir. Eğer sen haberdar isen, ezi asli ez min manasındadır. Yani min hayyin la yemut. Eğer hayye la yemut'tan haberdar isen, berdahane hud kendi ağzı üzerine bine yani vada et koy muhre sukut. Sukut muhrunu ağzının üzerine koy. Ne demek? Sükut. Muhur müşebbehu bihidir. Sukut
müşebbehdir. Burada müşebbehu bi müşebbehe ne olmuş? İdafe olmuş. Geri haberdari zahayye la yemut berdahane hudbene muhre sukut. Osmanlıcasına bakın. Ey aşık! Eğer Allahu Teala'dan haberdar isen, Osmanlıca tabi bizim Türkçe'ye biraz uymuyor. Kendi ağzın üzerine muhre benzer sukuti veda ile, yani akvali nahemvardan, yani münasip olmayan kavullardan perhiz ve iştinab ile, onlardan uzak dur. Ki vasile rida-i rahman olasın, ta ki Allah'ın rahmetine ulaşasın. Ve tekmine meratibi beşeriye edesin. Yani beşeri meratiblerini tamamlayasın. Ba'du ekabir buyurmuştur. Yani bazı büyükler böyle bir beyt etmişler. Suntucu'u sehru uzlet zikru uzletu zikir bedevam. Sunt sukut. Cu açlık. Seher uykusuzluk. Uzlet insanlardan uzak durmak. Zikir, zikir etmek bedevam. Daima sukut edici ol, aç bırak, uykusuz kal, ibadet et geceleyin, insanlardan uzak dur ve zikir yap. Ta tamamane cihan bükunet karbe tamam. Sen öyle yap ki ta ki cihanın tamamı senin için kar olsun. Bütün dünya senin menfaatine olsun. Hayyun la yemutten murad Mevla'dır. Allah'tır. Sukuti muhre teşbih buyurup müşebbehu bihi ku muhurdur. Müşebbehe ku nedir? Sukuttur. Mudaf etmiştir. Ger haberdari zahayye la yemut berdahane hudbine muhre sukut. Bildiniz değil mi? Üçüncü beyte geçelim. Ey pusarpendu nasihat goşikun ger necati bayedet hamuşikun. Çok güzel bir kitap. Ey pusar. Pusar ne demek? Oğul. Ey oğul. Yani kimisi diyor çocuğuna yazmış kitap ona diyor. Kimisi burada pusar yani talebelerine. Ey oğul. Pend ve nasihat. Atu tefsir. Pend, nasihat. Goşikun, goşkun yani kulağına al. Ne demek? Pendu nesihat kulağına al, kulağına yap. Ne demek? Yani pendu nesihati dinle. Gernecati bayedet. Bakın demin dedi ya hesti. O yani içindir? Hitap için, dari hitap için. Bazen de ta hitap için gelir. Ger eger necati Türkçedir. Ne demek Osman? Eğer kurtuluşu bayedet sana lazım ise, eğer sana kurtuluş lazım ise, gerekli ise, o zaman hamuşikun sukut et. Hele söyle Osman, ey püser, ey ne oğul. Pendu nesihat, bak pend ve nesihat. Vezin için pendu nesihat. Ve olma kablini deme okuruz ve atfet sakin okunur. Ey püser, ey oğul, pendu nesihat, pend ve nesihat atı tesir goşikun, kulağını ver. Yani goşikun, kulağını ver neye? Pendu nesihata kulağını ver. Yani nesihat öğütleri dinle. Ger necati bayedet, eğer senin için necat gerekliyse, hamuşikun, ne et? Ey puser pendu nesihat goşi kun, ger necati bayedet hamuşi kun. Ey oğul, pend ve nesihati dinle. Eğer sana necat gerek ise, kendini sukut edici eyle. Hamuş ne demek? Sakit manasındadır. Kun ne demek? Kendinden muştak, emre hadir. Kunden bak, kendinden değil, kun, kuneden muştaktır. Emre hadir ilendir, emre hadir eyle demektir. Yani olahını ver demektir.
mef'ulü mahzuf olup, mef'ulü mahzuf hudra, o da hudradır. Yani kun goşe hudra, yani takdiri olup hudra takdiri olur. Yani ey pusser pendu nesihat goşe hudra kun, hudra kunun mef'uludur mahzuf. Yani dinleme kulağını kendine edin. Yani ne demek? Dinle. Ey pusser, ey oğul, goş kun pendu nesihat, pendu nesihati dinle. Ger necati bayedet, eğer senin için necadet, necat, kurtuluş gerekliyse, hamuşi kun sukut eyd. Ey pusser pendu nesihat, goşi kun, ger necati bayedet, hamuşi kun. Oldum. Her kira bisyari gufta reş buven dilder dilder dilderu nesine bima reş kunet. Her kira, her kimseye ki bisyar çok gufta reş konuşmak buvet olursa, yani kime çok konuşmak olursa, kim çok konuşursa, kim ne derse çok konuşursa dir. Ne demek Ahmet? Kalp. Derderun, derderuni sine, sine göğüs. Derun, yani göğsünün içinde kalbi bir mareş kuvvet hasta olur. Yani kime çok konuşma olursa, kim çok konuşursa göğsünde kalbi hasta olur. Çok konuşmak kalbe nedir? Zararlıdır. Söyle Abdülkadir, her kira, her kimseye, her kimseye ki bisyar çok guftareş konuşmak buvet olursa dır kalp derderuni sine, sinenin içinde bimareş hasta buvet olur. Yani kalbi göğsünde ne olur? Hasta olur. Ra meful alametiydi daima, bazen de taksis için gelir. Her kira pisyare guftareş. Bak guftareş şin demirdir. Oradaki şin demir her kiraya gidiyor. Her kira buvet pisyare guftareş. Her kimseye ki çok konuşmak olursa dil kalbi. Bakın der fi manasındadır. Derun da içindedim, içinde demek. O zaman buradaki der ile derun birbirini tekit ediyorlar. Sine ne demek? Hani Türkçe, Osmanlıca şiirlerde falan konuşuyor. Sineme, sine göğüs demek. Bir mareş hasta buvet olur. Yani her kira bisyari guftareş buvet. Her kira buvet bisyari guftareş. Her kimseye olursa, ne olursa, çok konuşmak olursa, dır kalbi, der derun, yani fi, sinen göğsün içinde bir mareş buvet hasta olur. Her kira bis yari guftareş buvet, dıl derune sine bir mareş buvet. Her kimse ki çok sözlü olur. Ne demek? Yani muksirul kelam olur. Kim ki muksirul kelam, çok konuşucu olursa. Sinesi içinde kalbi, bak sinesi içinde kalbi bimar, hasta ve nahoş olur. Hasili, bu beytin hulasesi, kesretu kelam imate-i kalbe bahis olur demek. Çok konuşmak kalbin ölümüne yol açar. Her kimse ki çok sözlü olur, yani muksirul kelam olur, sinesi içinde kalbi bimar ve nahoş olur. Hasli kesret-i kelam imate-i kalbe bahis olur demektir. Her kira bisyari guftareş buvet, dilderune sine bimareş buvet. Bildiniz değil mi? Aqilan ra pişe-i kham, aqilan ra pişe hamuşi buvet.
Pişe e cahil feramuşi buved. Bakın ne güzel söylüyor. Akilan lan. Bak elifinin cem içindir. Akilan ra akli kişiler için pişe senat. Akılların senati nedir? Hamuşi, sükut etmek buved olur. Akılların senati mesleki nedir? Sükut etmektir. Peki akilli, alimlerin mesleki sükut etmek. Pişe-i cahil, cahilin senati nedir? Cahilin senati feramuşi buved. Bakın feramuş demek, unutmak demek. Cahilin senaati kendini unutmaktır. Cahil daima kendini unutur. Fuzuli konuşur, sağa sola ileri geri konuşur, kendini unutur, zamanını zayi eder gider. Bakın, akilanra, akli kişilere pişe senaat, hamuşi buet sukut etmek olur. Akililerin senaati nedir? Sukut etmektir. Pişe ey cahil, cahilin senaati da feramuşi unutmak buvet olur. Cahilin senaati kendini unutmaktır. Alim aklın senaati de sükut etmektir. Hani feramuşi, feramuşi kafiyeli getiriyor. Akillilere senaat sükut edicilek olur. Cahilin senaati kendiyi yani kendini nisyan olur. Pişe senat manasınadır. Akilan ra pişe hamuşi buved. Pişe ey cahil feramuşi buved. Bildiniz mi? Hamuşi ez kiz bu gaybet vacibest. Eblehest an kube guften ragibet. Bunu da okuyalım, duralım. Diyor, hamuşi sukut etmek. Neden sükut etmek? Ezkizbu, yani minel kizbi, yalandan sükut etmek. Ve gıybet, gıybetten sükut etmek vacib est. Bak vacib est, orada hemze hasve gitmiş, vacib est olmuş. Yani yalandan, gıybetten sükut etmek dinen nedir? Vacibdir. Kimsenin gıybetini etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Eblehest, yani ebleh est asli. Eblehest, eblehdir, ahmaktır. Anku o kimse ki ragibe, ragibest be guften. Ragib hani Arapçadır. Konuşmaya ragbetli olan, istekli olan, talip olan kişi de nedir? Ahmaktır. Hamuşi ezkiz bu gıybet vacibest. Eblehest anku be guften ragibest. Bildiniz değil mi? Hamuşi eskiz bu ve gıybet. Hani eskiz bu gıybet o şekil gidiyor vezin için. Hani normal hamuşi sükut etmek. Eskiz bu ve gıybet. Kizbden, yalandan, gıybetten sükut etmek vacibest. Eblehest, eblehdir anku o kimse ki be guften konuşmaya ragibes, ragbetlidir. Ne demek Osmanlıcası? Yalan söylemekten ve gıbetten etme, gıbet etmekten sükut edicilik vacibdir. Ahmaktır o kimse ki kelam eylemeye meyl edicidir. Hamuşte lugate erba'a caizdir. Hamuş kelimesinde sükut etmek anlamındaki hamuşun dört lugati var. Biri hamuş, biri humuş, biri hamuş, biri humuş. Şey hamuş. Bakın, hamuş bir, hamuş iki, hamuş üç, hamuş kaç? Hamuş yani eli vavsız dört. Hamuşi ezkiz bu gıybet vacibest. Eblehest anku be guften ragibest. Ba
Dikkat edin, dahil olduğu şey eğer fiilse, bam meksur okunur. Eğer isimse, bak burada goften söylemek isimdir, bam meftu okunur. İbareyi tekrar ediyorum. Ey birader, yer tu hesti, hak talep, cüzbe ferma, ne huda mek şayileb. Ger haber da rizhaye la yemut berdehane khud beneh muhre sukut. Ey puserpen du nasihat guşikun ger necati bayedet hamuşikun. Her kirabi siyari gufta reşbuet dil derune sine bima reşbuet. Aqilan ra pişe hamuşi buet. Pişe ey cahil feramuşi buet. Hamuşi ez kiz bu gıybet vacibest. Eblehes an kobe guften rağibest. 6 beyt okuduk. Geri kalan 6 beyti de yarın bir ders yaparız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب